Merhaba, ben Mustafa Büyüktürk. Bugün Sidewinder X1 ve Genius'ın yedek parçalarını anlatacağım. Makineyi öğrenmenin en kolay yolu aslında söküp takmaktır. Daha bu aşamalara gelmeden önce yedek parçaları tek tek göstermek ve kısaca görevlerini anlatmak istiyorum. Bu sayede makinenize çok daha hakim olacaksınız ve olası problemlerde kendinizde değişimlerini rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Öncelikle hot end grubu ile başlayacağız. Hot end grubu makinenin sıcak çalıştığı kısımdır. Birer adet alüminyum hot end blok, nozul, termistör, ısıtıcı fişek, barel ve silikon çoraptan oluşur. Hala katı halde formunu koruyan filament, barelden itibaren hot end'e girerek erime işlemi başlar. Elimde bir tane Volcano hot end var. Volcano olduğunu bu tepe noktasındaki yamukluktan anlayabilirsiniz. İlk parçamız ısıtıcı fişek. Şuradaki yamuk kısımdan takıyoruz ve iki tane civatasıyla sıkıştırıyoruz. Daha sonraki parçamız barel. Hot end'imizin tepesine takıyoruz. Alt kısımdan da nozulumuzu takıp ikisini birbirine sıkıştırıyoruz. Bu nozulun sona kadar ilerlemesi gerekiyor ve şu an uzay sisteminde topladığımız için soğuk çalışıyoruz. Aslında bütün parçaların sıcak bir şekilde sökülüp takılması lazım. Son noktaya getirmek için bareli biraz açtım, sonra sıkıştırdım. Hot end'imizin arka noktasında termistörün takıldığı bir yuva var. Bu termistörün görevi sıcaklık ölçmek. Kablosunda herhangi bir kopma ya da bozulma olursa minimum maksimum temperature hataları alıyoruz ve ekranımızda muhtemelen -15 derece gibi bir nozul sıcaklığı görüyoruz. Termistörümün montajını yapacağım. Son parçamız silikon çorap. Bu silikon çorabın görevi de hot end üzerindeki ısı dalgalanmaların önüne geçmek. Bunu da taktım ve hot end grubumuz aslında tamam. Son olarak gösterebileceğim Titan Cover'a bağlanmadan önce barele bağlanan bir tane de teflon hortumumuz var. Teflon hortumu taktık. Filamentin iyi kılavuzlanması için bu teflon hortumdan geçiyor. Barele gidiyor ve hot end nozzle diye devam ediyor. Titan Cover'ımızın ızgaralı kısmı, yani sıcaklığı atmak için genişletilmiş yüzey sol tarafa bakıyor. Yuvasına oturttuk. Buradaki dikey yönde sabitlememizi sağlayan Titan Cover üzerinde iki tane civata yuvamız var. Buraya set skrularla bağlantıyı sağlıyoruz. Tam olarak duruşu bu şekilde olması lazım. Yani ısıtıcı fişeğimiz ve termistörümüz sağ tarafa bakacak şekilde Titan Cover'ın da bu ızgaralı yüzeyi sol tarafa bakması gerekiyor. Ve bu şekilde sabitlenmesi lazım. Biraz önce hot end grubunu toplarken söylediğimiz gibi burada yapacağınız her işlemi hot end sıcakken yapıyoruz. Çok güçlü kenetlenen parçalar için ısı tabancası kullanabilirsiniz. Burada karşılaşılabilecek olası problem, modelin ilk katmanı kontrol edilmediğinde tabla yapışması problemlerinden bu silikon çorabın içerisine filament dolabilir. Burada ilk yapılması gereken şey önlem aslında. Yani ilk 1-2 katman göz ile takibi yapılmalı ve eriyik filamentin tablaya iyi yapıştığından emin olmalıyız. Ama bu problem başınıza gelmişse ve bunları konuşmak için artık çok geçse hot end ısıtılmalı, silikon çorap yavaşça aşağıya doğru çekilmeli ve sıcak hot end'den eriyik filament manuel olarak temizlenmeli. Biraz önce bahsettiğimiz termistör kablo çok hassas olduğu için dikkatli bir şekilde işlem yapılması gerekmektedir. Extruder board'umuzu mercek altına alalım. Sırayla T yazan yere termistör kablomuzu, Fan 2 yazan yere extruder kablomuzu, HB yazan yere ısıtıcı fişeğimizi, Fan 1 yazan yere salyangoz fanımızı, LED yazan yere LED modülümüzü, yukarıdaki soketimize motor kablomuzu ve arkadaki sokete de 20 pin flat kablomuzun bir ucunu bağlıyoruz. Extruder motorunun ucuna takılan pinyon dişli büyük ana dişliyi tahrik ediyor. Büyük dişlinin devamında Titan Cover'a kadar uzanan bir başka dişli görülür. Bu dişli filamenti tatlı sert ezerek hot end'e doğru filamenti yollayan parçadır. Buradaki ezme tansiyonunu da idler'ın arkasında bulunan ve bir adet minik yay ile desteklenen Knorr'lu stud yapmaktadır. Yani filament idler dediğimiz parçanın üzerindeki minik teflon borudan ilk defa kılavuzlanır. Sonra extruder dişlisinden geçerek steering tüp içerisine girer. Bu steering tübün içine yine başka bir teflon tübü girer ve diğer ucu barelin içerisine oturtulur. Böylelikle baştan sona filament kılavuzlanmış ve hot end'e gönderilmiş olur. Artık hot end'in ağzına kadar gelen filament erimeye hazırdır. Son olarak bahsedeceğimiz parça ise air duct dediğimiz salyangoz fanın hemen altına takılan hava kanalıdır. Eriyik filament tablanın üzerine düştükten sonra hızla soğuma ve form kazandırma işleminde kolaylık sağlar.
Extruder kartı biraz önce anlatmıştık. Makinenin üzerinde bulunan diğer kartlara da bakacak olursak, sol direğin altında bulunan Z eksen kartına 30 pin flat kablomuzu ve beyaz sokete de filament sensör kablomuzun bir ucunu bağlıyoruz. X direğinin solunda bulunan X eksen kartına 30 pin flat kablomuzun bir ucunu ve extruder kartına gidecek olan 20 pin kablomuzun bir ucunu takıyoruz. Burada en çok yaşanan olay extruder sol tarafı bitişikken filament sökme esnasında elin 30 pin kabloya vurması, kablonun yarım takılı hale getirilmesi veya buradaki kıskaçlar açılmadan soketin sökülüp takılması yine sık karşılaştığımız bir yanlış. Kasanın içinde USB board soketimiz var. USB belleğimizi ve micro SD kartımızı söküp takma esnasında güç uygulamazsak aslında uzun ömürlü bir kart olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak da anakartımıza bakacak olursak, yazıcılarda MKS genli versiyon 1.0 model bir anakart kullanılmış. Kart üzerine X, Y, Z ve E motorlarının soketleri ve altlarına da sürücüleri takılır. Çok nadir de olsa zaman içinde step motor sürücülerinde değişme gerekebilir. Bozulan step motor sürücüsü hangi motora bağlıysa o eksende hareket gözlemlenmez ve haltıt hatası verir. Motora enerji ileten flat kablo dişlerine, soket yuvalarına, sonrasında da sürücüye bakılması gerekir. Eksantrik nut dediğimiz parça aslında eksenleri bilerek kaçırılmış somunlardır. Extruder'i hareket ettiren tekerleklerin altta olanında ve ısıtıcı tablanın sağ alt tarafında bulunan 3 adet tekerlekte bulunmaktadır. Gerekmedikçe oynanmamalı, ayarlanması son derece vakit almaktadır. Civata gibi sıkmamıza gerek yok. Uygun pozisyona geldiğinde tekerlekler sigma profile yaklaşır ve sıkı sıkıya oturur. Yazıcılar, mekanik ve elektronik işleyişlerin beraber yürüdüğü cihazlardır. Sürekli hareket halinde olduklarından üzerlerindeki birçok parça sarf malzeme aslında. Bu sadece Artiller'in markasına özgü bir durum değil, diğer yazıcı markaları için de aynı şey geçerli. Olası problemlerde problemin kaynağının doğru tespit edilmesi ve hızlı bir şekilde çözüm sağlamak için bu extruder kafanın alınmasını tavsiye ediyoruz. Maliyetleri düşürmek için de aynı zamanda bizce mantıklı bir tercih. Bu kafa 3 adet alyan başlı civata ile tekerleklere hiç müdahale etmeden yerine kolay bir şekilde takılıp kullanılmaya başlanıyor. Acil bir baskınız varsa bozuk olan extruder sökülüp yenisi takılır. Arızalı olan extruder dışarıda tamir edilir. 24 mm yüksekliğinde bir adet extruder motoru, 40 mm yüksekliğinde X ve Z motoru, X'ten 1, Z motorundan 2 adet olmak üzere toplamda 3 adet var. 48 mm yükseklikteki Y eksen motoru da 1 adet bulunmakta. Makine üzerinde 3 farklı yükseklikte toplam 5 adet motor mevcut. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve diğer videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.